kaleci olarak kesinlikle Taffarel olurdu. Yani dünyanın kabul ettiği, gerçekten insan olarak da, neşe kaynağı olarak da, futbola bakış anlamında da ve futbol tekniği olarak da müthiş bir kaleciydi. Hiç yere yatmadan pek çok kurtarış yapabilen müthiş bir kaleciydi. Bence Taffarel kariyerimdeki tartışmasız en iyi kaleciydi. Ben Emrah Eren'i çok küçükten beri tanıyorum. Aslında kariyerinde belki Galatasaray'da başarı gösterdi ama Trabzon'da müthiş bir başarı gösterdi ve olağanüstü bir sürati olan, inanılmaz oyuncu geçen bir sağ bekti. Aslında sağa çıktı, sonra sağ beke döndü. Bence belki gölgede kalmış olabilir ama kariyerimdeki en etkileyici sağ beklerden biri Emrah Eren olabilirdi. İlk stoperim Türk olarak ve benim oynadığım oyuncu olarak bakarsam mesela Bülent Korkmaz çok müthiş başarı, azmi anlamında baktığım zaman Bülent Korkmaz gerçekten kariyerimdeki en iyi stoperlerden birisiydi. İkincisi de biz İstanbulspor'da Zeman diye bir oyuncuyla oynadık ve Hallagic vardı. Bu iki oyuncu da gerçekten aslında çok potansiyeli ve çok zeki oyunculardı. Ben Hallagic'i seçerdim çünkü gerçekten çok akıllı bir oyuncuydu. Belki sakatlanmasaydı Beşiktaş kariyerine gittikten sonra çok daha iyi yerlerde olabilirdi. Yani Hakan Ünsal da olabilir, Abdullah'la da, Abdullah Ercan'la da Trabzonspor'da oynadım. Sanki savunmacı olarak Hakan Ünsal, hücumcu olarak daha rahatlığıyla Abdullah Ercan. Ben mesela merkez ortası olarak yani kariyerinin çok başı gençken görmeme rağmen Emre Belezoğlu, kariyerimdeki en iyi oyunu okuyan, doğruyu oynayan, hem sürat, hem gücü, hem de dayanıklılığı olan müthiş bir yetenekti. Emre Belezoğlu'nun işte ön libero olarak, onun yanında da Oğuz Çetin, kariyerimde bana da çok katkısı olan bir futbolcuydu. İkisini görüyorum. Okan Buruk bence inanılmaz bir güç, inanılmaz bir dayanıklı olan çok özel bir oyuncuydu. Sol tarafta da Hacı beraber oynadık. Ortada da Sergen Yalçın. Şimdi Sergen Yalçın bir defa biz hep şöyle bakıyoruz, ya kilolu gibi böyle vücut yapısı dinamik değil ama ben mesela İstanbulspor'dan oynarken ilk geldiği sezon çok şaşkınlık. Çünkü ben sürat testlerinde 100 metre, 80 metre testlerinde birinci çıkan bir oyuncuydum. İnanılmaz süratli bir oyuncuydu, yani görünmeyen bir sürati vardı. Ben mesela bir çıkıyorsam ikinci Sergen Yalçın çıkıyordu ve inanılmaz top tekniği vardı. Çok yönlü bir oyuncuydu, belki herkes söylemiştir ama daha o da bizde eksik olan profesyonel bakışı sergilesi çok daha uluslararası bir oyuncu olacaktı. Fatih Tekke ile oynamadım ama Fatih Tekke'ye karşı çok özel bir sevgim var. Hem insani olarak hem futbolcu olarak çok özel bir oyuncuydu. Ama oynadığım oyuncular içinde Hami Mandıralı gerçekten çok, o da özel bir oyuncuydu. Yani oyunun gerisinde var, gol atıyor, gol attırıyor. Mesafe tanımadan gol atan bir oyuncuydu. Kariyer olarak da müthiş bir kariyer yaptı. Bence en etkileyici oyuncuların birisi Hami Mandıralı'ydı.